Evet sevgili Adım Adım Londra izleyicileri, Adım Adım Londra programı tüm hızıyla devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Londra'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden Dimasollar Derneği'nin bugün düzenlediği kadının toplumdaki yeri ve rolünü açıklamak için şu an bir paneldeyiz. Kervan Banqueting Suite'teyiz ve bu panele çok özel konuklar da katıldı. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs'tan gelen Doktor Sayın Nazım Beratlı ve diğer bir tanesi de yanımda Londra'nın tanıdık simalarından bir tanesi Doktor Teoman Sırrı. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Klinikten şimdi geldim. Yorgunum ama bir şey değil. Öyle gözükmüyorsunuz. Önemli bir konu. Evet. Kadınlarımız, cana can katan analarımız, annelerimiz, ablalarımız, hayatımızda herhangi bir şekilde rolü olan en değerli varlıklar diye nitelendireceğim ben onları. Ve bugün onları anmak için, onların toplumdaki yerini, rolünü özellikle belirtmek için buradayız. Neler söyleyeceksiniz? Dünyada biliyorsunuz bayanların, kadınların rolü çok büyüktür. İlk olarak her şey güçten başlar değil mi? Başlangıçtan. Şimdi ilk eğitim nerede başlar? Evde başlar. Evde kim vardır? Hanımlarımız. Onun için hanımlarımızı, annelerimiz ne kadar kültürlü olurlarsa, ne kadar bilinçli olursa çocuklarımızı da o kadar iyi yetiştirirler. Dünya nüfusunun bildiğiniz gibi %50'si bayanlardır. Hatta bazı ülkelerde bayanların sayısı daha çoktur. Siz bunları dışlarsanız %50 kaybettiniz. Ha, bazı ülkelerde hanımlara çok baskı vardır. Mesela Arabistan'ı var. Arabistan'da o kadar baskı vardır. Bayanlar araba bile kullanamaz. Al Talibanları Afganistan'a, bir zaman oradaydınız. Bayanlar dışarı bile çıkamazdı. Yani erkeksiz bayan dışarı çıkarsa İran'da biliyorsunuz dayak yerdi. Yani bayanlar eşit değildi. Fakat sağ olsun Atatürk bize eşitlik tanıttı bayanlara ve bilmem biliyorsanız kuruluştan sonra Türkiye'de bayanlardan oy hakkı verme bile vardı. Ve İsviçre'de oy hakkı daha 2 sene önce başlamıştı. Sonra dünyada biliyorsanız ilk Türk bayan, ilk pilot dünyada kimdi? Bir Türktü. Evet. Sabiha Gökçe. Bayağı. Yani o kadar eşitliği tanıdık ki Atatürk bile hanımların ne kadar büyük rol olduğunu bize bildirdi. Ve şimdi İngiltere'de hanımlar biliyorsunuz her yerdedir. Evet. Mutfaktadır, evde var. Efendim iş yerindedirler. Politikada da vardır ve biz onlarsız bir şey yapamayız. Yalnız bunu da söylemek istiyorum ki bir erkekler bunu bazen anlamıyorlar. Erkek gider dışarıda çalışır. Eve geldiğimiz 8 saat 10 saat çalıştı. Ben çalıştım. Parayı bırakır. Ayakları gör televizyon önüne gider. Ama hanım, kadının işi onunla bitmiyor. Hanımın işi 24 saattir. Unutmamak lazım burada bazı hanımlar vardır. Meslek sahibi çalışıyorlar. Çalıştığı halde eve geliyorlar. Yemek pişirirler. Çocuklara bakarlar. Onun için erkeklerin de bayanlara önem vermesini, erkeklerimizin bayanlara yardım etmesini istiyorum. Hani gerekirse yemek pişireceksin. Gerekirse ev işi yapacaksın. Ve her şey ortaktır. Onun için her şey ailede başlar. Bir aileyi tutan hani anne babadır. Ve eşitlik ve hür olarak büyürse hanımlar çok iyidir. Bir de İngiltere'de yaşadığımız halde bazı şimdi okullar vardı görüyorum. Kız çocuklarına çok baskı yapıyorlar İngiltere gibi yerde. Bana bile geliyorlar, doktorsun bize bir mektup ver ki çocuğumuz 5 yaş, 7 yaşında yüzmeye gitmesin, maya giymesin. Efendim bize mektup ver, spor yapmasın, şort giymesin. Yani çocuklarımızın küçük yaşta bile hürriyetini alıyoruz. Baskı altında büyüyen çocuklarda başarı oranı azdır. Ve ağaç gençken eğilir. Ne kadar güzel eğitim verirsek, hanımlarımız ne kadar eğitimli olursa yardımcıdır. Mesela benim hanım bile mühendistir, zamanında çok çalışır. Çocuklarıma yardım oldu, iyi okullara gönderdik. Bazen bir erkeğin, Avrupa'da çalışan erkeklerin maaşı kafi gelmeyebilir. Bazen bayanın daha çoktur. Fakat ne yazık ki birçok ellerde bayanlara eşitlik tanımıyor. Mesela mal mülkü en çok %50 olduğumuz halde bayanların mal hakkı %1'dir. Veyahut da başka şeyler söyleyeyim size. Bırakmıyorlar okusunlar, okumadan eve geliyorlar. İşte hani onu demek istiyorum. Hani bayanlara hürriyet vermeliyiz, yardımcı olmalıyız ki ne kadar yardım edersen o da bize yardım eder. Destek verir. Hani bayanlarımıza baskı yapmamalıyız. Sen bayansın olmayacak. Sen bayansın olmayacak. Bu yanlış bir şeydir. Yani toplumdaki yeri ve konumunu düşünecek olursak gerçekten çok önemli bir rol üstleniyor kadınlarımız özellikle. Her yerdedir. Her yerdedir. Fakat bazen bazı ülkelerde Müslümanlık kanunları vardır. Hanımlarımıza eşitlik hakkı tanımıyorlar. Halbuki ilk Hun imparator olduğunda Han zamanında, Han hükümeti zamanında bayanlara iş hakkı vardı, savaşırlardı bayanlar, efendim güreşirlerdi, okunarlardı, her yerde vardı.
son Osmanlı'na gelince bunların hürriyetini aldılar. Yani bayanların yeri her yerde olmalıdır. Hatta Avrupa'da bile Dünya Harbi'nde ne oldu? Bütün bayanlar fabrikalara çalışırdı. Baskı çok teşekkür lazım. Ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Zire insan dölü, on kardeş beşi ölü, büyüdükçe ufak ve geride görücü, inci gibi dişi, görücü bilir işi, sövdüm ağlar gider, olur hatun kişi. Varmadan sekizine, her gün oldu gün zile, hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Efendim, kadınlarımızın toplumdaki yeri ve önemini açıklamak üzere Sayın Doktor Nazım Beratlı bizlerle beraber, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerle birlikte oldum, daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, estağfurullah. Kadının toplumdaki yeri ve rolü sizce nedir? Şunu, nasıl olmalıdır? Nasıl olmalıdır konuşalım, evet. Şimdi bir toplumun yarısı özgür değilse o toplum özgür değildir. Şimdi konuşmamda da bahsedeceğim. Bunun tarihsel sebepleri vardır ama bugün için yaşadığımız çağda, bu bilgi çağında cinsiyetten dolayı ayrım yapmak ve toplumun yarısını deyim yerindeyse tenzih ederek söylüyorum, yarım insan kabul etmek. Yani erkek egemen bir toplumda kadınları yarım insan kabul etmek ve o bizim geleneksel deyimlerimiz vardır. Onlara uygun olarak işte karnından sıpayı, sırtından sopayı. Ne yazık ki. O deyimlere hala uygun davranmak sanılmasın ki toplumda bir erkek egemenliği yaratır. Tam aksine bütün toplumun özgürlükten uzak dogmalara teslim olmuş vaziyette ve bu çağa ayak uyduramayacak bir biçimde yaşamasını sağlar. Özgür olmayan insan çocuklarını özgür yetiştiremez. Özgür bireylerden oluşmayan bir toplumun da bugünkü dünyada öteki toplumlar karşısında güçlenmesi ve ilerlemesi mümkün değil. O bakımdan siz tabii İngiltere'de yaşıyorsunuz. Biz şimdi Kıbrıs'tan Türkiye'den baktığımız zaman işte Avrupa'da şöyle böyle diyoruz ama siz burada biliyorsunuz ki burada da erkek egemen bir anlayış var. Yani bu yalnız İslamiyet'e ya da Türklere has bir şey değil. Bu toplumsal bir şey. Ama bu buralarda aydınlanma felsefesinin etkisiyle bu aşılıyor. Bizde de çok yavaş gelişiyor. Yavaş gelişiyor. Özellikle mesela şehirli Türkiye'den bahsediyorum şimdi. Şehirli kadın nispeten daha özgürdür. Kırsal alanda yaşayan kadın Türkiye'de hala tutsaklı ne yazık ki. Kadına yönelik şiddet çok üst boyutlardır ne yazık ki. Devamlı her gece televizyon haberlerinde gene cinsel içerikli sebeplerle öldürülen kadınlar. Bütünüyle bu erkek egemen paradigmanın yarattığı erkekleri de tutsak alan ve toplumun yarısını körleştirmeye çabalayan yanlış anlayış dolayısıyla daha almamız gereken çok yol var diye düşünmekteyim. Şehirlerde açmış olmak yetmez. Türkiye'nin büyük bir kırsal alanı var, orada açmamız lazım. Bizim Kıbrıs'ta daha kolaydır. Daha kolaydır ama örneğin geçen sene 8 Mart'ta ben şiddete uğrayan kadınları desteklemek amacıyla bir etkinliğe katıldım. Ve orada sorduk, bir vakıf var bu şeyle ilgili. Bu acaba sonradan Türkiye'den gelip Kıbrıs'a yerleşen insanlar arasında mı bu kadına yönelik şiddet? Çok daha fazlası yerli Kıbrıslar arasında da varmış. Yani uygarız, çok üniversite bitiriyoruz, birkaç dil konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bazı aşamadığımız konular var. Aşamadığımız şeyler var hala. İngiltere'de sanırım daha da kolaydır. Çünkü belli bir aşama kaydetmiş bir toplumun yanında ve içinde yaşanmaktadır. Ve örnek alınarak ben burada yaşayan akrabalarımdan da görüyorum. Kızlarına mesela daha özgür davranıyorlar. Burada daha kolaydır umarım yani. Fakat bizim yani kendi kültürümüzde biraz zamana ihtiyacımız var diye düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Sağ olun. Çok mersi. Ben teşekkür ederim.
Efendim hangi kimlikte olursa olsun kadının toplumdaki yeri ve önemli mutlaka hiç şüphesiz çok önemli. Biraz sonra sizler için Sayın Doktor Nazım Beratlı, Sayın Teoman Sarı'nın açıklamalarını ekranlarınıza yansıtmaya çalışacağız. Şimdi yabancı bir ülkede yaşayan bir ulusal azınlık mı diyeyim, bir cemiyet diyeyim, cemaat diyeyim yok da. Çoğunluk diyeceksiniz hocam. Çoğunluk diyeceksiniz. Öyle mi? Aslında kendi kültürünü korumak için bu çeşit faaliyetlere çok büyük ihtiyaç duyuyorum diye düşünüyorum. Ve bu çok kutsal bir görev diye düşünüyorum. Her şeyden bağımsız, kültürel varlığımızı sürdürebilmek üzere, Londra'da kültürel varlığımızı sürdürebilmek üzere, keşke Limasollular, Mausallar, Lefkosallar, Lernakalılar, Maflılar, Lefkeliler, Cimliler, hepsi önümüzden sıra bu bir konfederasyon olsa keşke. Ve daha fazla faaliyette bulunursa. O bakımdan aranızda bulunmaktan bir de o anlamda bulunuyorum. Şimdi tabii çok önemli bir günde bu toplantı, önemli bir amaçla yapılıyor. Geçen sene 8 Mart'ta Kıbrıs'ta biz bir etkinliğe katıldık, bir bu politikacı diyeyim artık deyim yerindeyse. Yine Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak Kıbrıs'ta şiddete maruz kalan kadınları korumak üzere bir etkinliğe konuk olmuştuk ve rahmetli Rauf Denktaş da katılmıştı izleyici olarak. O da hepimiz Kıbrıs'ta böyle bir sorun mu var diye hayretler içerisinde sormuştuk ama ne yazık ki varmış. Kıbrıs'ta kadına şiddet uygulaması bir sorun olarak varmış ve Rauf Bey'in de farkında değildi. Allah rahmet eylesin. Yani birçok faktörlere göre ben de değişir ve başkadır. En mühimi maalesef Müslüman olmaktır, dindir bizim için. Şimdi bazı Müslüman hareketlerde mesela kadın erkeksiz dışarı çıkamaz. Bu Müslüman'da olan bir şeydi ki bence bu bir hapisliktir. Benim telefonum çaldı. Ve inançlarına bağlıdır. Aile kültürüne bağlıdır. Almış olduğu eğitime bağlıdır. Ve genellerine bağlıdır. Evliyse kocasına, çocuklarına, bilhassa bizim Türklerde bir anne üç tür çocuk etti mi eve mahkumdur artık. Eve hapis sayılır. O da gelmiş bir şeydir. Bir de doğup büyüdüğü ve yaşadığı ülke şartına bağlıdır. Mesela Arabistan'da bayanlar araba kullanamazlar. Araba kullanırsa 30 ana göbeç çevirir. İkinci de kullanırsa 100 göbeç. Sevgili izleyiciler, Kuzey Londra'da uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Limasollular Derneği'nin başkanı Sayın Emine Sönmez bizlerle beraber. Aslında çok anlamlı bir gün. Söylenecek o kadar çok şey var ki kadını tarif etmek mümkün değil. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi bizler Limasollular Derneği her sene için birkaç etkinlik düzenleriz. Bu sene tesadüf etti. Yarın Kadınlar Günümüzdür. Kadınlar Günü için bir panel hazırlayalım dedik. Yönetim kurulu karar verdi. Sinem arkadaş maalesef babası kaza geçirdi. Bugün Kıbrıs'a gitti. Onun Nazım Beratlı, Doktor Nazım Beratlı, onun akrabası oğlu. Onunla irtibata geçtik. Nazım Bey sağ olsun. Ben gelir orada kadının toplum içerisindeki yeri, değeri hakkında bir konuşma yaparım dedi. O kabul edince bu sefer Teoman Bey'e rica ettik. Teoman Bey kabul etti. Ertanç Bey kabul etti. Songur Bey kabul etti. Ve bu dört erkeğimiz kadının önemini, toplumdaki yerini konuşmak üzere buraya geldiler. Buraya geldiler ve biz de çok mutlu olduk. Elimizden geldiği kadar halkımıza duyuru yaptık. Daha herhalde aldığım duyumlara göre çok trafik varmış galiba. Davet ettiğim insanlar daha... Her bir şey değil. O zaman biz ekran başındaki güzel bayanlarımız için, kadınlarımız için 8 Mart dolayısıyla güzel bir mesaj gönderelim sizden. Ben Kadınlar Günü'nü candan kutlar. Onlara sağlık, sevgi ve mutluluk dilerim.
Çok teşekkür ederim. Kadınlarına. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de aynı şekilde. Çok versiz, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, doğduğumuz bir günden ölümümüze kadar hayatımızın içerisinde güzel bir şekilde önemli bir yere ve role sahip kadınlarımızın bu özel gününü kutlamak, onların toplumdaki yerinin ne olduğunu açıklamak üzere Limasollar Derneği'nin düzenlediği paneli sizler için ekranlarımıza yansıtmaya çalıştık bugün. Ve biz Adım Adım Londra ekibi olarak Londra'da gösterilen etkinlikleri, bu güzel organizasyonları ekranlarınıza farkıyla yansıtmaya devam edeceğiz.